Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Edebiyat dersleriyle videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü videomuzun konusu ise metinlerin sınıflandırılması. Öncelikle metin hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar metin, dil aracılığıyla bir araya getirilmiş anlamlı kelimeler ya da cümleler topluluğu olarak ifade edilebilir. Yani eğer bir cümle varsa biz buna aynı zamanda metin de diyebiliriz. İnsanın kendini ifade etme gücünün gelişmesi, çeşitli tarzlarda oluşturulan yazılarla birlikte metinlerin sınıflandırılması ihtiyacı doğmuştur. Yani binlerce yıldır sözlü ya da yazılı bir şekilde metinler vardı ve edebiyat sanatı geliştikçe çeşitli özelliklere sahip metinler ortaya çıkmaya başladı ve biz bu nedenle metinleri daha net inceleyebilmek adına onları sınıflandırıyoruz. Edebiyat eserlerinin biçimlerine teknik özelliklerine ve konularına göre ayrıldığı çeşitlere tür denir. Az önce de ifade ettim. Bakın her türün kendi içerisinde farklı farklı özellikleri ve konuları bulunmakta. Şimdi arkadaşlar metinleri biz genel anlamda sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere iki başlıkla sınıflandırıyoruz. Sanat metinleri, öğretici metinler. Aynı zamanda sanat metinleri, edebi metinler olarak da geçmektedir. Farklı isimlerle karşınıza çıkarsa sakın ha şaşırmayın. Şimdi arkadaşlar hemen metinlerin sınıflandırılması tablosuna bir göz atalım. Metinler bu şekilde iki başlıkla sınıflandırılıyor. Az önce de ifade ettim. Sanat metinleri ve öğretici metinler. Sanat metinleri aynı zamanda edebi metinler olarak da bilinmekte. Şimdi arkadaşlar öğretici metinler kendi içerisinde 5 ana başlıkla sınıflandırılır. Tarihi metinler, felsefi metinler, bilimsel metinler, gazete çevresinde oluşan metinler, ve kişisel hayatı konu alan metinler şeklinde. Gazete çevresinde oluşan metinler makale, deneme, sohbet başta olmak üzere fıkra, eleştiri, mülakat, röportaj ve haber yazılarıdır. Kişisel hayatı konu alan metinler ise merkezde kişilerin olduğu metinlerdir. Örneğin hatıra, günlük, gezi yazısı gibi. Şimdi öğretici metinler kısmını bir kenara bırakalım ve sanat metinlerine gelelim. Sanat metinleri arkadaşlar kendi içerisinde iki ana gruba ayrılır. Olay çevresinde oluşan metinler ve coşku, heyecanı dile getiren metinler. Yani şiirin aslında edebiyattaki ismi coşku ve heyecanı dile getiren metinlerdir. Yani sanat metinlerin birinci kısmı bu. İkinci kısmı da olay çevresinde oluşan metinler. Yani bir olay anlatan ya da gösteren metinler. Olaya dayalı olarak oluşturulan metinler. O da kendi içerisinde arkadaşlar iki şekilde oluşturulur. Anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı. Yani eğer siz bir olayı metnin merkezine aldıysanız ...o olay çevresine oluşan bir metin türüdür. Ancak siz bu olayı iki şekilde aktarabilirsiniz. Ya sahnede göstererek, biz buna göstermeye bağlı metinler deriz tiyatro gibi... ...ya da anlatarak. Örneğin romanlarda bir olay anlatılır. Ancak tiyatroda bir olay anlatılmaz, sahnede canlandırılır. Yani gösterilir. Dolayısıyla göstermeye bağlı metinler tiyatrolardır arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda modern tiyatro ve geleneksel Türk tiyatrosu vardır. Anlatmaya bağlı metinler ise roman, hikaye, masal, fabıl, destan, halk hikayesi, mesnevi, manzum hikayedir. Bakın arkadaşlar şuradaki türlerin ortak noktası şudur. Bunların merkezinde bir olay vardır ve bu olay anlatılır. İşte bu nedenle anlatmaya bağlı metinleri burada kategorize ediyoruz. Evet arkadaşlar metinlerin sınıflandırması tablosu bu şekilde. Bu tabloyu bilmekte büyük bir fayda var. Edebiyat dersinin giriş konularındayız şu anda. İlerleyen süreçte 9, 10, 11 ve 12. sınıfta konuların net bir şekilde anlaşılabilmesi için şimdiden bilmemiz gereken tablolardan birisi de buydu. Bu nedenle bunu önemsiyorum. Şimdi tekrar edelim bu sınıflandırmayı. Öncelikle sanat metinleri, sanat metinleri yani edebi metinler kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Coşku ve heyecan dile getiren metinler yani şiir ve olay çevresinde oluşan metinler. Olay çevresinde gelişen metinler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı. Yani olayı sahnede gösteren metinler bunlar tiyatrodur ve olayı anlatan metinler bunlar da roman, hikaye, masal, fabıl, destan, halk hikayesi ide. İkinci kısımda öğretici metinler var. Adı üstünde öğreten, bilgi veren metinler. Bunlar da kendi içerisinde beşe ayrılıyordu. Felsefi metinler, tarih metinler, bilimsel metinler, kişisel hayatı konu alan metinler, gazete çevresinde gelişen metinler. Gazete çevresinde gelişen metinler yani şuradaki türler arkadaşlar ya bir gazete ya da bir dergi etrafında yazılır, yayınlanır. Örneğin eleştiri, örneğin makale, deneme, fıkra, haber metni, sohbet gibi. Fıkra derken güldürü anlamındaki metinler değil, köşe yazısı olan metinler. Kişisel hayat konu alan metinler, merkezinde bir bireyin yer aldığı metinler. Mesela günlük öyledir, anı öyledir, biyografi öyledir, otobiyografi öyledir. Gezi yazısı kısmen öyledir. Mektup öyledir arkadaşlar. Böylelikle metinleri ikiye ayırdık. Öğretici metinler, sanatsal metinler şeklinde. Sanatsal metinler coşku heyecanı dile getiren metinlerdir ve olay çevresinde oluşan metinlerdir. Öğretici metinler ise bu tabloda gördüğünüz gibi 5 başlıkta sınıflandırılır. Şimdi arkadaşlar bir de sanatsal metinlerle öğretici metinlerin özelliklerine hızlıca göz atacağız. Ben slayta bu iki metin türünün özelliklerini geniş geniş ekledim. İhtiyaç duyarsanız buralara siz çalışabilirsiniz. Ben sizi sıkmamak adına karşılaştırmalı tablo üzerinden bilgi vereceğim. Şurada edebi metinler yer alıyor. Şurada ise öğretici metinler. Ölçütlerimiz ise bunlar. Yani şuradaki ölçütlere göre bir karşılaştırma yapacağız. Bu şekilde hem edebi metinlerin hem de öğretici metinlerin özelliklerini görmüş olacağız. Öncelikle gerçeklik anlamında iki metin türünü karşılaştıralım. Arkadaşlar edebi metinler kurgusal metinlerdir. Zaten edebi metinlerin bir diğer ismi neydi? Sanatsal metinlerdi. Arkadaşlar sanatsal bir özellik varsa orada gerçeklikten uzaklaşma söz konusudur. Dolayısıyla edebi metinlerde mesela romanlarda, şiirlerde, tiyatrolarda anlatılanlar kurgusaldır. Yani dış dünyadaki gerçeklik olduğu gibi aktarılmaz bu türlerde. Ancak öğretici metinler amaç bilgi vermek ya bu nedenle öğretici metinlerde gerçekler vardır. Yani öğretici metinlerde gerçeklik anlatılır ancak edim metinlerde kurgusal bir gerçeklik söz konusudur. Örneğin roman okuyorsunuz. Oradaki olaylar dışarıda meydana gelmiş olaylar mıdır? Hayır. Yazar dünyada gerçekleşebilecek olayları kurgulamıştır ve bu kurgusunu roman olarak bizlere aktarmıştır. Şimdi bir de amaç olarak karşılaştırma yapalım. Arkadaşlar öğretici metinlerin amacı nedir? Bilgi vermek, öğretmektir. Bu nedenle zaten öğretici metinler diyoruz. Ancak sanatsal metinlerin amacı öğretmek, bilgi vermek değildir. İnsanlarda estetik zevk uyandırmaktır. Mesela ressam neden resim çizer? İnsanlar bakınca bundan hoşnut olsunlar. Ya da bir sanatçı neden müzik besteler? İnsanların hoşuna gitsin diye. Aynı mantık arkadaşlar. Edebi metinlerde de amaç insanlarda estetik duygu uyandırabilmek. Bir şiiri okuduğunuz zaman duygulanıyorsanız, o şiiri okuma hoşunuza gidiyorsa işte buradaki amaç gerçekleşmiştir. Demek ki Amaç olarak da birbirinden farklı edebi metinlerle öğretici metinler. Bir de üslup yani anlatış tarzı olarak ele alalım. Arkadaşlar öğretici metinlerde sade bir üslup vardır. Çünkü amaç bilgi vermek, öğretmek ya dolayısıyla anlatılanların son derece sade, anlaşılır olması gerekiyor ve ciddi bir yani resmi bir üslup söz konusudur. Ancak edebi metinlerin amacı bilgi vermek değildi. Bu nedenle anlatım burada süslüdür. Yani okurken bir metin sizin hoşunuza gitmeli öyle anlaşılır olmasına gerek yok. Ama nasıl ki şiir okuduğunuz zaman ahenklerle o şiir okuma hoşunuza gidiyorsa, oradaki ses benzerlikleriyle bir anlatıma süs katılıyorsa, işte burada biz sanatsal metinlerdeki süsü görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla edebi metinlerde yani sanatsal metinlerde süs önemlidir. Ama öğretici metinlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Şimdi bir de anlatım olarak ele alalım. Arkadaşlar öğretici metinlerde amaç bilgi vermek ya. Siz sonuçta kafanızdan bilgi uydurmazsınız değil mi arkadaşlar? Gerçekten olan bilgileri aktarırsınız. Bu nedenle öğretici metinlerde anlatım nesneldir arkadaşlar. Bir nesnellik söz konusudur öğretici metinlerde. Ancak edebi metinlerde böyle bir durum söz konusu değildir. Edebi metinlerde bir öznellik söz konusudur. Örneğin bir şiir okuyorsunuz. Şiir nasıl nesnel olabilir? Şiir kişiden kişiye değişebilir. Kişiden kişiye farklı duygular hissettirebilir. Neden? Çünkü özneldir arkadaşlar. Bu farkı da hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Bir de anlam olarak ele alacağız. Arkadaşlar öğretici metinlerde kelimeler tamamen gerçek anlamda kullanılır. Çünkü amaç bilgi vermektir, öğretmektir. Bu nedenle arkadaşlar kelimelerin gerçek anlamda kullanılması gerekiyor ki okuyan herkes aynı şeyi anlasın. Ancak edebi metinlerde böyle değildir. Edebi metinlerde kelimeler bolca yan ve mecaz anlamda kullanılır. Bu nedendir ki edebi metinler herkese farklı farklı anlamlar verir. Bir şiirden bir dizi alın arkadaşlar. Siz farklı yorumlarsınız, farklı anlarsınız ancak başkası farklı anlar. Neden? Çünkü orada kelimeler gerçek anlamdan sıyrılmıştır. Kişilere göre farklı anlamlar kazanmaktadır. Evet arkadaşlar böylelikle edebi metinler ile öğretici metinler arasındaki farkları görmüş olduk bir karşılaştırma üzerinden. Bu slaytı videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıdan indirebilirsiniz arkadaşlar. Derslerinizde bu slaytı kullanabilirsiniz. O slaytta öğretici metinlerle edeb metinin özellikleri ayrı bir sayfada da yer alıyordu. Yine ona göz atabilirsiniz. Böylelikle bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım dersimizi, videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen arkadaşlar kanala abone ol tuşuna basmaktan çekinmeyin. Ve lütfen arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşın. Böylelikle daha fazla kişiye ulaşabiliriz. Ve şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram, Telegram kanallarında takip ederseniz eğitimle ilgili, derslerle ilgili yapmış olduğumuz paylaşımları da kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.